Akif Beki, Karar Gazetesi. İsraf sadece CHP'li belediyelerde mi var? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki hafta kadar önce kamuda tasarruf ve verimlilik paketini açıklamıştı. İsraf ve verimsiz yönetimin itirafıydı. Ama olsun, şu savurganlık bir bitsin de varsın sorumluları bitirsin diye memnuniyetle karşılandı. Yalnız giderilmesi gereken başka şüpheler vardı. Mesela iktidar bir taşla iki kuş vurmak için tasarrufa kendi de giriyor gibi gösterip sadece muhalefet belediyelerini mi sokacaktı? Yoksa ciddi ciddi itibardan tasarruf edecek miydi? Uygulamada anlaşılacak demiştim. Anlaşılmaz sanılmasın. Halkın kemeri geçen yıldan beri sıkılıyor. Halkın boğazından kısmaya çoktan başlandı. Kamudaki israfı kesmeye ise daha yeni sıra geliyordu. Devleti yönetenler nihayet ayaklarını yorganına göre uzatma sözü veriyor fakat millet tutacaklarından emin olamıyordu. Makam aracıyla çoklu ve ballı maaş saltanatlarına son verilecekti. Maaşlara üst sınır konuluyordu. Araç alım ve kiralamaları kısıtlanacaktı. Kısıtlama personel alımlarını, bina satın almaları ve kiralamalarıyla tadilatlarını da kapsayacaktı. 100 milyar lira tasarruf hedefleniyordu. Gerçi bütçedeki kara deliğin yanında bu yamanın lafı olmaz çok küçük kalırdı. Yine de hiç yoktan iyiydi. CHP sözcüsü Yücel de duyduklarına inanmakta zorlanmıştı. Amacın israfla değil, CHP'li belediyelerle mücadele olduğundan şüpheleniyordu. Tasarruf bahanesiyle kaynaklarını ve kaynak kullanımını kısıtlayarak CHP'li belediyelere iş yaptırmamak mı? Yok canım, çok istismar gördük ama halkın tasarruf talebi ve beklentisi de istismar edilecek değildi parti ayrımı yapılır, tasarruf diyetine yalnızca muhalefet belediyeleri sokulursa CHP'nin eleştirisi yerden göğe kadar haklı çıkardı. Zaten AK Parti 20 yıl önce iktidara gelirken vaat etmişti bu tasarruf paketini. 20 yıl sonra hala arpalığa çevrilen kamu şirketlerini, bankamatik memurlarını, ballı maaşları, makam odası ve konvoy saltanatını konuşmamız bile gırtlağa kadar israf ve peşkeşe batıldığını doğruluyordu derken Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünde merakları giderdi. Tasarrufun aslında kime geldiğini açıklığa kavuşturdu. İfadesi aynen şöyle: "Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş doz atamalarıyla birlikte belediyecilik işlemlerinin yapıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Milletin parasıyla gazetecilere Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." Bu hassasiyetimizin yeni bir göstergesi olarak tasarruf paketini açıkladık. Tasarruf paketi CHP'li belediyeler içinse gerisini tahmin edersiniz. Ucu AK Parti'ye dokunan savurganlık örnekleri yok sayılacak demektir. Erdoğan'a nasıl cevap vermişti İmamoğlu? Sayın Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? 2014'te İBB 570 kişilik Güney Kore gezisi düzenlemiş. Maliyeti 14 milyon dolar. Sinan Oğan tek fiske de knockout. Ne derler bilirsiniz. Her istediğini söyleyen istemediğini işitmeye de hazır olsun. Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'ndan alacağı cevaba hazır değilmiş anlaşılan. Yoksa hiçbir şey olmamış gibi çıkıp rahat rahat atıp tutmazdı herhalde. Plana hala sadık kalmasını ve biz altılı masa adayını desteklesek Cumhurbaşkanı seçtirseydik Türk ekonomisinde kriz olacaktı sözlerini kastediyorum. Kılıçdaroğlu fırsatı kaçırmadı tabi. Taşı gediğine şöyle oturttu. Sinan Bey bize destek verseydi bir ekonomik krizle karşılaşılacağını biz de biliyorduk. Şimdi ekonomik kriz yok. Durumu da keyfi de gayet yerinde maşallah. Tek fiskeden nakav.